Hepiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. TYT konularının yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Artık soru çözümlerimize sırada ne var? Veri. ÖSYM veri grubuyla alakalı soru vardı. Genellikle öncesinde konuyla ilgili bir tarif veriyor. Tarifi vermeden soruyu sormuyor. Hatırlatma babında düşünün bunu. X1, X2, X3, nokta nokta, Xn şeklindeki n tane elemanın toplamının veri sayısına, bölümüne bu sayıların aritmetik ortalaması denir ki bizler zaten bunu biliyoruz. Ama ÖSYM yine de hatırlatıyor. Bilmediğimiz şey, genellikle unuttuğumuz, veri grubunun standart sapması. S kare eşittir. İşte birinci nottan ortalamayı çıkar, karesini al. İkinci nottan ortalamayı çıkar, karesini al. Bu şekilde devam et. En son not sayısının bir eksiğine böl. En sonunda bunun kare köküne alacaksın. Çünkü bu S kare olarak gösterilmiş. Buna da standart sapma denir diyor. Şimdi Gökhan TYT denemelerinden 90, 100, 105, 105 netlerini elde etmiştir. Buna göre Gökhan'ın netlerinin standart sapması. Hemen bulalım. İlk önce toplayalım. 210, 300, 400. 400'ü 4'e böl, 100. Ortalamamız 100. O zaman S eşittir karekök içerisinde 100'den 90'ı çıkar, 10, karesini al. 100'den 100'ü çıkar, 0, karesini al. Bir işe yaramaz. 100'den 105'i çıkar, eksi 5, karesini al. 5'in karesiyle aynıdır. Yine 100'den 105'i çıkar. Eksi 5 yine karesini al. 5'in karesi. Bölü n eksi 1. 4 nort vardı. O zaman 3'e böleceğiz. Kök içerisinde 50. 100, 150. Kök 50. 150 bölü 3'ten kök 50. Aradığımız cevap, o da 5 kare kök 2 olacaktır. Doğru cevap B şıkkı. Hocam 100'den 100'ü çıkardınız ya da 105'ten 100'ü çıkardınız ama burada 100'den 105'i çıkarmak gerekmiyor mu vesaire gibi şeyler gelebilir aklınıza. Karesini aldığınız için önce notu mu yazdınız, ortalama mı yazdınız, hiçbir önemi yok sevgili arkadaşlar. Bir veri grubundaki sayı var. Küçükten bir'e doğru sıralandığında gruptaki terim sayısı tek ise ortadaki sayıya, çift ise ortadaki iki sayının ortalamasına, o veri grubunun medyanı, yani ortancası adı verilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapılan köprü için Yavuz Sultan Selim Köprüsü ismini Twitter üzerinden halka anket ile sormuş ve ismin beğenilmesinden beğenilmemesine doğru sırasıyla 5, 4, 3, 2, 1 rakamlarıyla puanlandırılmasını istemiştir. Ankete katılanların verdiği puanların kişi sayısına göre tabloda verilmiştir. 10 puan veren, 1 puan veren 10 kişi, 2 puan veren 20 kişi, 3 puan veren 30 kişi, 4 puan veren 40 kişi. Buna göre puanların oluşturduğu veri grubunun medyanı. Toplam kaç kişi var? Küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda 50, 90, 120, 140, 150 kişi var. Veri grubunun medyanı 75 ve 76. kişilerin ortalaması olacak. Öyle değil mi? O zaman benim direkt bunları tek tek yazmama gerek yok. 75 ve 76. kişileri bulacağım. Küçükten büyüğe sıralarsak. 10 kişi burada. Özür diliyorum. 20 kişi burada, 30. 30'a burada 60. 40 burada, 100. Demek ki 75 ve 76. kişiler 4 puan veren kişiler. Hem 75. hem de 76. kişi 4 puan verdiyse bu ikisinin ortalaması da kaç olacaktır? 4 olacaktır. O zaman bu veri grubunun ortancası kaç olur? 4 olur. Yukarıdaki serpilme grafiği 30 öğrencinin bulunduğu bir sınıfa uygulanan TYT denemesinin matematik ve Türkçeden yapılan netlerinin dağılımını göstermektedir. Serpme grafiklerde olay şu arkadaşlar. Örneğin şu grubu baz alalım. Bu grup matematikte, pardon, Türkçe netleri 0 ila 10 arası, matematik netleri ise 10 ila 20 arasındadır. Yani bu gösterilmesi, kartezyen çarpım üzerinde gösterilmesi, aynı anda iki netinin birden hesaplandığını gösterir bize. Buna göre matematik ve Türkçe neti 30'un üzerinde olan öğrenci 3 tane diyor. Hem matematiği 30'dan büyük olacak, şöyle diyelim. Şunun yukarısı. Hem de Türkçesi 30'dan büyük. Bu da bunun sağ tarafı. İkisinin kesiştiği yer lazım bana. 3 kişi. Doğru. Matematikteki en yüksek not 40'tır. Bakın, matematikten 40 net yapan var. Burada ise Türkçeden 20 net yapmış ama önemli değil. Matematikte sınırda olduğu için en yüksek net 40'tır. Doğru. Türkçe netlerinin medyanı 20'den büyüktür. Türkçe netlerine baktığımızda 30 öğrenci vardı değil mi? 15 ve 16. öğrenciler hangi grupta, ona bakmam lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En küçükleri sayıyorum ilk önce. Türkçe neti 10'dan aşağı olan 7 kişi var.
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. kişi 20 almış. 17. kişi de 20'nin sağ tarafında ve ben 30 öğrenci olduğu için 30'un tam ortası ne? Bir dakika olmadı. 30 öğrenci çift sayı tam ortaya bölündü 15. 15 ve 16. civarın ortalamasını almam lazım. 16. kişi 20 almış. 15. kişi 20'den küçük. Kaç olduğunu bilmiyorum. Ama 20'den küçük olduğu kesin. Bu ikisinin ortalaması o yüzden ne olacaktır? 20'den küçük olacaktır. O zaman bu yanlış. Bu grafiğe göre sadece 1 ve 2 doğrudur arkadaşlar. Bir veri grubundaki veriler küçükten büyüğe doğru sırasıyla verilmiştir. Bu veri grubuna herhangi bir eleman daha eklersek aşağıdakilerden hangisi kesinlikle değişmez? Bu tarz sorularda şuna dikkat edin. Herhangi bir elemanı eklediğinizde mutlaka ve mutlaka ortalama değişir arkadaşlar. Ortalamanın değişmeyeceği tek durum aritmetik ortalamaya eşdeğer bir eleman eklemenizdir. Yani ortalama 40 ise siz 40 verisini eklerseniz elbette ki ortalama ne yapmayacak? Değişmeyecek ama 40'tan farklı değişir. Medyan değişmeyebilir çünkü atıyorum 50 tane 20 var sayının içerisinde ve ortada bir sürü 20 var. Medyan da bunlardan birisi. Sağda solda bir yere gitseniz değişecekti ama medyan tam ortası olduğu için değişmiyor. Ama bunda bakalım burada değişebilir. Burada medyan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tam 5. sayı medyan olur. Çünkü 9'u ortaya bölmeye çalıştığınızda 5. sayı tam ortada kalıyor. 1, 2, 3, 4, 5. 5. sayı bu. Ha, şimdi atıyorum. Bu medyanın sağ tarafında 30'dan büyük bir sayı eklerseniz buraya 50 eklediniz diyelim. O zaman medyan şu ikisinin ortalaması olur. Yine 30'dur. Ama sol tarafında 0 eklediniz. O zaman medyan şu ikisinin ortalaması olur. Yani değişir. Açıklık en yüksek ve en büyük değerlerin farkıydı. 40'tan 10'u çıkartın 30 ama 0 eklediğinizde 40'tan 0'ı çıkartın 40. Açıklık da çok kolay değişir. Aritmetik ortalama değişiyorsa standart sapma da değişir. Ama mod değişmez. Neden? Mod en çok tekrar eden sayı demektir. Burada en çok tekrar eden sayı 30. 4 tane 30 var. Şimdi gelin bir tane daha 20 ekleyin. Modu 20'ye mi dönüştü? Hayır. Modumuz hala 30. Modun değişmesi için en az 2 tane 3 tane daha ne yapmak gerekecek? Eleman eklemek gerekecek. O yüzden mod değişmez. VK, WK öğrencinin dersten aldığı not. NK dersin kaç saat olduğu. Bu da ağırlıklı ortalamadır arkadaşlar. Ağırlıklı ortalama mesela kredili sistemde çok kullanırdınız bunu hatırlayın. Fizikten hatırlayamazsınız tabii ki sizler kredili sistemde yoktunuz da abileriniz ablalarınız öyleydi. Matematikten haftada 6 saat dersin varsa matematik notu 6 ile çarpılırdı. Fizikten 4 saat not varsa fizik notu 4 ile çarpılırdı. Bütün bunlar toplanıp toplam ders saatine bölünürdü. Böylelikle matematikten çok saat ders varsa matematik önemli oluyordu ve ortalamayı da etkiliyordu. Gökhan'ın okuldaki dersleri ve aldığı puanlar ders saatleri aşağıda verilmiştir. Ağırlıklı puan ortalaması. Mesela 6 saat matematik var 75'miş puanı. 6 ile 75'i çarpın 450. 4 ile 80'i çarpın 320. 4 ile 70'i çarpın 280. 3 ile 92'yi çarpın 276. Toplam kaç saat ders var? 10, 17. Toplarsak eğer 450, 800, 770, 870, 970, 80 daha 1050, 1250, 1326. Bunu kaça böleceğim? 17'ye böleceğim. 17'ye böldüğüm takdirde ortalamayı bulacağım. Öyle değil mi? Kaç defa vardır? 8 defa desek 80, 56, 136, 7 defa var. 7 kere 7 49 elde var 4. 7 kere 1 7 elde de 4 vardı. 11 çıkartırsak 6 12'den 9 çıktı 3 1 136. 136 kaçla çarparız az önce hesaplamıştık aslında 8 ile çarparız. 8 kere 17 80 artı 56'dan 136 0. O zaman ağırlıklı ortalaması kaç olacaktır? 78 olacaktır. Z puanı bir veri grubundaki bir puanın standart sapmaya göre ortalamadan ne kadar uzakta olduğunu tespit eder. Z puanı yüksek olan bir öğrencinin o dersten başarısı yüksektir. Mesela öğrencinin puanı aritmetik ortalamadan çıkartılıyor ve standart sapmaya bölünüyor. Yani
aritmetik ortalamadan kaç standart sapma uzaktasın? Bunu hesaplıyoruz. Bir tane standart sapma uzaktaysan vasat. Ama 4-5 standart sapma uzaktaysan wow, sen ortalamanın çok çok üzerindesin. Bu algılanabilir bir şey zaten. Mesela sınav notu 60, 50, 60'tan 50 çıkar 10, 10 bölü 6. Bunun Z puanı budur. 70'ten 65 çıkar 5, 5 bölü 5. Bunun standart Z puanı. 65'ten 60 çıkar 5, 5 bölü 4. Bunun Z puanı. 75'ten 65 çıkar 10, 10 bölü 5. Bunun Z puanı biraz daha yüksek. 72'den 54 çıkar 18, 18 bölü 6. Bunun Z puanı. En yüksek Z puanı burada 3, 2, 1, 25, 1. Bu da 1 küsür 5 bölü 3, 1,6 diyelim devirde. Bizden neyi istiyor? Yukarıda Gökhan'ın 5 farklı dersten aldığı birinci yazılı notları vermiştir verilere göre. Başarısının en düşük olduğu, Z puanının en düşük olduğu hangisiydi? Buydu. Öyle değil mi? O zaman başarısının en düşük olduğu tarih. Peki Gökhan başarısız bir çocuk mu? Hayır. Çünkü dikkat ederseniz bütün notlarda zaten sınıf ortalamasının üzerinde. Ama diğerlerine, diğer derslerine göre tarihten daha az başarılı diyebiliriz Gökhan için. Doğru yorumlamak da önemli. Çocuk diyecek, size de yaranamıyoruz. Veri grubunun açıklığı 23 olduğuna göre. Veri grubunun açıklığı en yüksek ve en düşük puanların farkı demektir. Burada gözüken en yüksek 29, en düşük 6. Ve şu anda veri grubunun açıklığı 23. A aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi A'yı belirleyeceğiz ama veri grubunun açıklığı 23 ve bunu sağlayan değerler var. A 29'dan büyük ya da 6'dan küçük olamaz. Olursa eğer veri grubunun açıklığı değişir. 6'dan küçük kaç var burada? 5 var. Eğer 5 olsaydı 29-5'ten veri grubunun açıklığı 24'e çıkardı. Aşağıdaki grafikte bir öğrencinin bir hafta boyunca günlere göre harcadığı para miktarı. Maşallah maşallah. Buna göre bir haftalık harcamanın standart sapması. Önce aritmetik ortalamayı bulalım. Pazartesi günü 5 lira harcamış. Salı günü 10 lira. Çarşamba 20 lira. Perşembe 15 lira. Cuma 25 lira. Cumartesi 10 lira, pazar 20 lira. 20, 40, 50, 60, 80, 105. 105'i 7'ye bölelim, 5. Doğru mu hesapladım? Yok, 15. Nasıl bir bölmedir bu? Yani ortalama günlük harcaması 15 lira diyebiliriz. Şimdi standart sapma nasıl bulunuyordu? Karekök içerisinde ortalamadan bunları çıkartıp karelerini alacağız. 105-5, 10'dur, karesi 100. 105-10, 5'tir, karesi 25. 105-20, eksi 5'tir, karesi 25. 105-15, 0, pardon. 15, ne 105 yahu? Ta ilk sorudaki 105 aklımda hala. 15-15, 0, karesi 0. 15-25, eksi 10, karesi 100. 15-10, 5, karesi 25. Ve son olarak 15-20, eksi 5, karesi 25. Bunu kaça böleceğim? 7 tane değer olduğu için 6'ya böleceğim. Standart sapmada bir düşüğüne bölüyorduk çünkü. 200, 300. 300 bölü 6, 50. Karekök 50. Bunun standart sapması da 5 kök 2'dir. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Evet sevgili arkadaşlar, burada konumuzu tamamlıyoruz. Yeni videolarımız gelecek mi? Elbette ki gelecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.